Merhaba arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda sizlerle bir tane TYT denemesi paylaşmıştık. Bu ikinci TYT denememiz. Coğrafyadan tabii TYT'de 5 soru çıkıyor ama değerli. Sonuçta bizim için 1 puan çok şeydir. Dolayısıyla coğrafyayı da çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. 5 soru da olsa çok önemli. Burada 5 tane soru çözeceğiz. Bir tane de ekstra sorumuz var. 6 tane. Hem size yol göstermiş olacağız. Sorular nereden gelebileceği ile ilgili biraz fikir sahibi yapacağız sizi. Denememize başlamadan önce kanalımızdaki videoları beğenip abone olursanız kanalımıza bize katkı sağlamış olursunuz. Teşekkür ederiz. Ben sorular okuyacağım. Daha sonra size 30 saniye 40 saniye kadar süre vereceğim ve daha sonra da soruları beraber hepsini çözmüş olacağız. Cevaplarını en son çözeceğim. Vereceğim. Evet, başlayalım bakalım. Birinci sorumuz neyle ilgili arkadaşlar? Doğa insan çevre ile ilgili yine. Pardon, doğa insan ve coğrafya ile ilgili. Coğrafya öğretmeni verdiği proje ödevinde öğrencilere projelerini sunmaları istemiş ve öğrencilere verdiği projelerin konuları şu şekildeymiş. Ahmet, dünyadaki akarsuların dağılışı ve akarsuların debi ve rejimi özelliklerini, selin toprak oluşumu, toprak içindeki mineraller ve toprak türlerini, Hakan yeryüzündeki bitki formasyonlarının dağılım ve endemik bitki türlerini almış konu olarak. Ve buna göre öğrencilerin aldığı konular coğrafyanın hangi alt bilim dalları ile ilgili diye sorulmuş. Yani coğrafyanın bölümleri ile ilgili bir soru. Bir bakalım arkadaşlar şöyle bir 30 saniye. Evet, devam edelim arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. İkinci soru, yani birinci üniteyle ilgili yine alternatif bir soru olarak ifade edelim bunu, verelim. Coğrafya biliminin gelişimine farklı dönemlerde farklı bilim insanları katkı sunmuş. Her dönemde doğal ve beşeri konularda çalışarak coğrafya bilimine katkıda bulunan birçok bilim insanı coğrafyanın günümüze kadar gelişimini sürdürmesini sağlamış. Buna göre aşağıdaki coğrafya bilimine katkı sağlayan bilim insanlardan hangisiyle ilgili bilgi yanlıştır diye sormuş. Biraz uzun soru ama yani bu tarz bir soru gelmedi şimdiye kadar ama karşımıza çıkabilir, önemli coğrafyada. A'da Eratosthenes dünyanın yeryüzünün tasviri anlamında coğrafya, geo, yer, grapya, yer, tasvir ya da anlatım sözcüğünü kullanan tarihteki ilk kişi olmuştur. Kâtip Çelebi coğrafya bilimine kıtalar, ülkeler, dünyanın şekli, bitkiler vesaire konuları yer verdiği Cihan Numa eseriyle katkı sağlamış. Günümüzdeki modern coğrafya görüşünün temelleri 19. yüzyıl başlarında Harezmi, İbn Sina, İbn Battuta, Biruni gibi bilim insanlarınca atılmış. Biruni, meridyenler arasındaki mesafeyi, dünyanın yarıçapını ve onun hareketlerine göre mevsimler başlangıç tarihlerini hesaplamıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde deniz coğrafyacılığı büyük gelişme göstermiş. Piri Reis yazdığı kitap Bahriyesi ile coğrafyaya katkı sağlamış diyor. Evet, hangi bilgi yanlıştır? Bir bakalım arkadaşlar şöyle. Peki, bunu da geçiyorum arkadaşlar. Şöyle ikinci soruya doğru devam edelim. İkinci soruya bakalım bir. İkinci sorumuz harita bilgisi ile ilgili. Harita bilgisi önemli biliyorsunuz. İzohipsler de çok fazla karşımıza çıkıyor. Birinci denememizde izohips vardı. Burada da ölçek karşılaştırması yapacağız. Bir ölçek, büyük küçük ölçek. İki tane harita verilmiş. Biri 1 bölü 2 milyon, diğeri 1 bölü 500 bin ölçekli. Dolayısıyla burada yukarıda aynı boyuttaki kağıtlara çizilen İstanbul çevresi haritalarla ilgili
Hangisi yanlıştır demiş. Eşleştirme yapmış. 1 ve 2 karşılaştırıyoruz. Ölçe küçüktür birinci harita için. Hata oranı azdır. Küçültme oranı fazladır. İki meridyen arası kısadır. Ölçek paydası büyüktür. Evet, bir bakın arkadaşlar şöyle bir 30 saniye kadar. Devam ediyoruz. Üçüncü soruya bakalım arkadaşlar. Üçüncü soruda da atmosfer ve küresel ısınma ile ilgili bir soru. İklim bilgisi konu başlığında da karşımıza çıkabiliyor. Atmosfer dünyayı çepeçevre saran gaz tabakasıdır. Farklı katmanlardan oluşan atmosferin troposfer katmanında karbon gazının artması küresel iklim değişimine neden oluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerden hangisi küresel ısınma veya küresel iklim değişimini daha fazla değişimine etki eder diyor. Hangisi küresel küresel ısınmaya daha fazla etki eder diye soruyor. Tarım ürünleri üretiminde kimyasal ilaç kullanımı, enerji üretiminde doğal gaz kullanımının artması, termik santrallerde enerji üretiminde lignit taş gübrünün kullanılması, taşıtlarda biyodizel yakıt kullanılması, orman tahribinin ve orman yangınlarının artması şeklinde şıklar. Evet, bir bakalım arkadaşlar. Evet, bunu bulmuşsunuzdur arkadaşlar. Soruyu tahmin etmişsinizdir. Dörde bakalım. Gelişmiş ülkelerde yaş nüfus miktarının fazla olması ekonomik ve sosyal açıdan bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı temel bir sorundur? Yani bu duruma bağlı temel bir sorun. Yani yaş nüfusunun fazla olmasına bağlı ve onun getirdiği bir sorun. Mülteci göçlerin artması, iş gücü açığının oluşması, ülke içinde iç göçlerin artması, işsizliğin artması, ortalama ömrün uzaması diye ifade etmiş. Bir bakalım arkadaşlar şöyle. Peki, 5. soruya geçiyoruz. 5. soruya baktığımızda şu. Doğal afetlerle ilgili arkadaşlar. Bu başlık da çok önemli. Hem AYT'de hem TYT'de karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki haritada dünyadaki bazı doğal afetlerin görüldüğü alanlar taralı olarak gösterilmiştir. Taralı alanlarda en etkili oluşabilecek doğal afetler haritanın yan tarafındaki tablo ile eşleştirilirse hangi eşleştirme yanlış olur diyor. Yani bir de acaba en fazla kasırga mı oluyor? 2'de en fazla kuraklık mı oluşuyor? 3'te en fazla heyelan mı var? 4'te sel mi? 5'te de tsunami mi oluşuyor? Bir bakalım. Evet, bunu da tahmin etmişsinizdir. Şimdi cevaplara bir bakalım arkadaşlar şöyle beraber. Birinci soruda coğrafyanın alt bilim dalları ile ilgili bir soruydu ve Ahmet dünyadaki akarsuların dağılışı ve akarsuların debi ve rejimini inceliyor idi proje ödevinde. Selin toprak oluşumu, toprak içindeki mineraller ve toprak türlerini inceliyor idi. Hakan da bitki formasyonlarını inceliyor idi. O zaman akarsular, sular, hidrografya, toprak oluşumu, toprak türleri, jeomorfoloji ve bitki coğrafyası biyocoğrafya oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla daha uygun oluyor. Burada fiziki, coğrafya, alt bilim dalları bunlar. Yani burada karşınıza soru coğrafyanın alt bilim dalları olarak, doğa insan etkileşimi olarak ve coğrafyaya katkı sağlayan insanlar, bilim insanları olarak karşınıza çıkabilir. Bu bilim insanları ile ilgili soru da arkadaşlar günümüzde
Modern coğrafya görüşünün temelleri 19. yüzyılda Harezmi, İbn Sina, İbn Battuta, Biruni 19. yüzyıla ait kişiler değil, bilim insanları değil. O yüzyılda da 19. yüzyılda Humboldt olabilir veya Russell olabilir. Bu tip bilim insanları 19. yüzyılda coğrafyaya katkı sağlamış. Bunlar 19. yüzyıla ait olmadığı için cevabı C oluyor. Dolayısıyla bu tarz bir soru da karşımıza çıkabilir. Dikkat edelim. İkinci soruya baktığımızda harita bilgisi ile ilgiliydi arkadaşlar. Büyük ölçekli, küçük ölçekli. Küçük ölçekli olduğu için ölçeği küçük. Dolayısıyla payda değeri büyük ama ona dikkat edeceğiz. Küçültme oranı fazla. İki merkez arası kısa. İstanbul mesela buradaki şehir arası uzun. Burada kısadır. Ölçek paydası büyüktür. Evet. Hata oranı çok küçülttüğümüz için fazla olması lazım. Burada ise hata oranı az olması lazım. Dolayısıyla değerlendirmeyi bu şekilde yapmamız gerekiyor. Ve üçüncü soruya baktığımızda atmosferdeki karbon gazının artmasına bağlı küresel ısınmayı sormuştu bize. Küresel iklim değişimine daha fazla etki eder demişti. Küresel iklime veya şöyle diyelim. Karbon gazını arttıran kömür, petrol kullanımıdır. Yani fosil yakıt kullanımıdır. C şıkkında termik santrallerde enerji üretiminde lignit, taş kömürü kullanılması karbon gazının artmasına neden olur. Dolayısıyla küresel ısınmaya etki eder. Buna da dikkat edelim. Önemli. Hem çevre açısından hem atmosferle ilgili karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Ve dördüncü soruya baktığımızda gelişmiş ülkelerde yaş nüfusu fazla. Mesela günümüzde şu anda salgın hastalığın olduğu dönemde Avrupa'daki ölüm oranlarının fazla olması yaş nüfusun fazla olmasıyla alakalı. Bir de şu karşımıza çıkıyor. Yaş nüfus yaş fazla olan ülkelerde yaşlandığı için insanlar iş gücü yani çalışabilecek faal nüfus azalmış oluyor ve iş gücü açığı ortaya çıkmış oluyor. Yani çalışacak insana ihtiyaç duyuluyor. Bu temel bir sorundur. Dolayısıyla diğer ülkelerden göç alabiliyor veya göç isteyebiliyor ülkeler. Bu böyle bir durum var. Mülteci göçü farklı ama o zorunluluktan kaynaklanan bir durum arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B olacak. Bu soruda. Ve diğer son soruya baktığımızda arkadaşlar burada doğal afetleri eşleştirmemiz istemiş bizden. Bir de en fazla karşımıza çıkan kasırga mı acaba? Evet, burada kasırga çok oluyor. Meksika, ABD yani tropik bölge çevresinde özellikle Amerika kıtası, Orta Amerika ve bu çevrede. İki de kuraklık mı? Hayır. Burası biraz daha kuzeyde ve nemli bir bölge. Dolayısıyla kuraklık hali hazırda karşılaşmadığımız bir doğal afet durumu. Üçte Heyelan'la karşılaşabiliriz. Ant dağları var. Kayalık pardon yüksek olduğu için, da engebel olduğu için. Dörtte sel olayı var. Bangladeş, Hindistan yani Muson Asyası, Muson rüzgarlarına bağlı, yağışlara bağlı sel olayı var. Her zaman oluyor bu. Beşte de tsunami olabilir çünkü burası nedir? Levha sınırında yer alıyor ve Güneydoğu Asya dolayısıyla deprem alanı ve tsunami alanıdır diyebiliriz. Evet, cevaplar bu şekilde. Yani burada TYT'de en çok karşımıza çıkan konu başlıklarından özellikle doğal afetler, çevre sorunu burada karşımıza çıkacak muhtemelen arkadaşlar. Çok önemli. Diğer taraftan küresel ısınma karşımıza çıkabilir. Zaten bu nüfus yerleşme çok önemli. Yani göçle ilgili olabilir, nüfus artışı ile ilgili olabilir, nüfus piramidi olabilir. Hem TYT hem AYT için çok önemli. Harita bilgisi, izohips, ölçek değerlendirmesi, fiziki harita, siyasi harita karşılaştırması bunlara dikkat ediyoruz. Karşımıza çok çıkıyor. Bu bilim insanları ile ilgili soru gelmedi ama dikkat edelim karşımıza çıkabilir ve bu konuda yani coğrafyanın 9. sınıf ilk konusu coğrafya doğa insan coğrafyanın bölümleri ve doğa insan etkileşimi hep çıkıyor dikkat ediyoruz. Evet kolay gelsin arkadaşlar iyi dersler diliyorum.